özellikle zamana bağlı bir iş yapıyorsanız, yaptığınız işler işin içine, zamanı işin içine katıyorsanız ki bildiğim kadarıyla katmayan yok. Bir operatif sistemin o zaman bir şekilde zamanı tutabilmesi, zamanı bir yerden bilebilmesi lazım. Komik bir olay var, POSIX'in time şeyi. Timer'ları ya da zamanı tutmak için kullandığı sistemler baştan olarak size epoktan itibaren kaç saniye geçtiğini verir. Epok, ulu epok 1970'in bir ocağı. Neden bilmiyorum, çok umurumda değil. Ama size o zamandan bu zamana kadar geçmiş olan zamanın saniye olarak cinsinden verilmiş olması hiçbir şey ifade etmez. Sanırım bunu daha sonradan anlamış olsalar ve verse dahi verdiği zaman bir saniye resolution'da orijinal olarak. Artık bir saniyede neler oluyor? Bu biraz geride kalmış. Ama yine de kullanılabilir. En azından zamanı söylemek için kullanılabilir. POSIX daha sonra bunu arttırabilmek için milisaniye ve nanosaniye cinsinden iki ayrı extension daha yapmış. Bunlar POSIX XSI ve işte TIAMA. Time'ı evet, POSIX'ten geçen kadar geçen zamanı şu biçimde alabilirsiniz. Bunu çağırdığınız anda bilgisayarınız size 1 Ocak 1970'ten itibaren geçmiş olan saniyeleri size sunacaktır. Ne işe yarar? Bir şekilde bunu insanların anlayabileceği zamana çevirmeniz gerekiyor. Merak etmeyin, onun içinde insan anlar zamanı. Öncelikle iki zaman arasındaki fark için. İşte iki kere çağırdınız, bir programınızın başında, programınızın ne kadar sürdüğünü bilmek istiyorsunuz. Ya da bir loop ne kadar sürüyor? Loop'un başında time'ı çağırıyorsunuz, epoch'tan itibaren size ne kadar saniye geçtiğini söylüyor. Program loop bitiyor, loop'un sonunda epoch'tan itibaren ne kadar şey yaptığını buluyorsunuz. İki tane büyük rakam, bunların farkını alıyorsunuz. Diftal. Böyle alabilirsiniz. Ama hala bir anlam ifade etmiyor. Bana kaç gün geçti, kaç saat geçti, kaç dakika geçti gibi öyle insanca bir şey verilmesi lazım. İşte onlar için de şu şeyler verilmiştir. Şu ASCII time, C time, GM time, local time şeklinde fonksiyonlar sunmuş POSIX bize. Daha kötüsü var. Bunların hepsi interrupt edilebilir. İşleme başladığınız asenkron bir program yazıyorsunuz. Birden fazla akışın içinde yer aldığı bir program yazıyorsunuz. Ya da programın tam ortasında bir yerde bir sinyal geldi. Arkadaşlar çuvalladı. Onu geliştirebilmek için özellikle nanosaniye scale'iyle size zaman sunan arkadaşlar şu dash argümanlarını construct etmişler yeniden. Local time'da sadece argümanlar biraz daha farklı. Bu arkadaşlar size artık insanca ne kadar anlayabiliyorsanız o saati size sunabilme imkanı sunuyorlar. Hala epoch'tan itibaren. Bu epoch'un bir ara değişmesi gerekiyor. Hiç olmasa 2000'li yıllara falan çekilmesi. Ama 1970'te güzel yıl dışında. Hakkında yememek lazım. Çok güzel şeyler oldu. Sanki biliyormuşum gibi. Gelin bir de get time of the day de o günün hangi zamanda olduğunu bulmanız için. Böyle hızlı hızlı geçesim var. Anladın, hep anlatabiliyor muyum? Yani böyle içim içime sığmıyor böyle. Birkaç gündür çalıştığım bir şey var. Onu sizinle paylaşacağım bugün. Diyelim saniye olarak ne kadar zaman geçti bu get time of the day'de bulmaya çalışıyoruz. Beraber. Şu en üstte bir milyon diye define edelim. Lazım olacak. Şunlar bizim time structure'larımız. T-pend işte end ve start olarak. Başlamadan önce biz get to start zamanımıza get time of the day'i alıyoruz. Bir işlemimiz var şu. Ölçmek istediğimiz fonksiyonumuzu ne kadar zaman sürdüğünü bulmak istiyorduk. Fonksiyonumuz çalıştıktan sonra end'e de ne kadar olduğunu almaya çalışıyoruz. İkisinin farkını şimdi oturacağız. Teker teker bu şeyin end'in second'ından start'ın second'ını çıkartarak
ending. Uğur, ne o anlama gelebilir sizce? Miku. 10 üzeri eksi 6. Milyon. Oradan bulacağınızı düşünmüştüm. O çoğunlukla mikron kozer eksi 6. Bunun böyle bir işaretimiz olmadığı için bir tane daha var. Nano. Tüh. Niye söylüyorsunuz böyle şeyler ya? Onu kullanabiliyoruz. Bilgisayarda kullanırken 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 9 bunları kullanabiliyorsunuz. O yüzden U'yu görünce şey yapmayın, 10 üzeri eksi 3'te karıştırmayın. Neyse biz olayımıza geri gelelim. Ne kadar saniye geçti, ne kadar... 10 üzeri eksi 6 saniye geçti. Sonra bunu, tamam ne kadar, milyon saniye geçti. Milyon hocam orada interrupt gelme ihtimali var değil mi? Var. Gelirse, okuma sırasında gelirse... Şu, şura, get down of the day sırasında arada bir şey gelirse yeniden başlatmak için üzgünüm bunların şeyi yok. Şu diğer C time ailesinin var. Şu ASCII time, C time ailesinin 5 anısı var. Lazım olacak. Hocam o R şey mi demek? Restart falan mı? Restart edebiliyor demek. Geçen hafta yok muydun sen? Vardım hocam. Niye restart like? Öbüründe hocam R başladı ya. Adam öyle yapmış. Kendi yaptığını belirtmek için öyle yapmış. Öyle bir standart da yok ne yazık ki. Hani R sonda olacak, R başta olacak, altta 5 R olacak, olmayacak. Böyle bir standart da yok. Local time'de özellikle kullanırken çok büyük karışıklıklar oluyor. Bazen local time'de bir saçmalık yapıyorsunuz. Nedendir bilinmez zıkkım size bunu veriyor. Çok başıma geldiği için biliyorum. Çoğunlukla virgül unuttuğum için falandı galiba. Eski hatalar insanın ne bileyim. Hayır! İnsan yaptığı güzel şeyleri hatırlamıyor. Hataları hatırlayıp duruyor. Çok can sıkıcı bir olay. Hocam bir daha yapmasın diye herhalde. Bilmiyorum neden. Kötü bir şey bu. Yani böyle geriye bakınca ya şu adam ben neydim falan. Yok. Şurada ne büyük salaklıklar yaptım. Diye hatırlıyorsun. Ya da işte bizde öyle. Bir tam tersini becersen çok güzel olacak. Yeter notu değil de hallettik. Ama biz bilgisayarlar mikrosaniye bile bize yeterli değil artık. Öyle hızlandı ki bu zıkkımlar. Daha hızlı zamanlara ihtiyacımız var. POSIX bu ara real time üstüne çalışıyor. Real time ille de aslında şu anki yapacağımız high resolution timer kabul ediyorum. Real time ille de o demek değil. Onu da açık baştan söyleyelim. Ama high resolution timerlar için POSIX'in kullandığı clock real time. Clock real time'ı sadece privileged user'lar ayarlayabiliyor. Real time clock'ları sadece privileged user'lar ayarlayabiliyor. Root. Ama herkes okuyabiliyor. Okumakta sorun yok. POSIX'in TMR extension, timer extension olarak, timers extension olarak biliniyor. Gerçek zamanlı clock'lar ulaşmak istiyorsanız bu extension'ın içerdiği fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Hocam, artık clock... POSIX bunu baya baya sağladı. Hocam burada clock'tan kasıt zaman mı yoksa şey mi? Zaman. Şimdi işlemcinin hani clock... Derken timer'dan bahsetmeye çalışayım. Bir şeyi ölçmek istiyorsunuz ya da bir zamanı tutmak istiyorsunuz. Artık şurada nanosaniye mertebesini o resolution'da tutabiliyorsunuz. Hocam bunda şey var mı peki clock sayısını verme gibi bir şey var mı? Mesela işlemcinin o anda geçtiği şey clock sayısını falan alıp da hızından şey bazı şeylerde clock'lara gelelim. Aslında çaktırmadan hardware'e doğru ilerlemiş oluyoruz. Clock nasıl elde ediliyor? Birkaç yöntemle elde edilebilir. En güzel yöntemi birçok her yerde kullanılan yöntemi. Her yerde kullanılan. CPU'nun içinde oturup CPU'yu ya kendi kulağından bu işaretmektir. CPU nereden baksanız transistörlerden oluşan bir arkadaş. Bazen delay'ler olur. O clock şaşar. O yüzden özellikle hardware olarak dışarıdan external clock'u kristalle bir clock kullanmak. En kötü ihtimal kristalle bir clock kullanmak zorundasınız. Onlara da işte resolution'a göre onların da clock seviyeleri değişir. Onlarda da nanosaniye size nanosaniye resolution'da verenlere yine real-time clock deniyor. Birçok sistem, güvenilir sistemde CPU clock'undan farklı external real-time clock'lar vardır.
Birçok embedded sistemde external real-time clocklar vardır. Olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bir miktar pahalıdır. Real-time clock hala bir miktar pahalıdır. Sebebini bilmiyorum. Çok bilinen Raspberry Pi'de real-time clock yoktur. Raspberry Pi var ya, onda real-time clock yok. Niye yok hocam? Niye koşun? Bir şey yok. Hocam olanları da vardır o zaman pahalıysa. Adam yapar, kör yapmış. Kulağı nereden alıyor? CPU kulaktan alıyor. CPU dediğim gibi küçük şey hatalar olabilir. Küçük hatalar derken hatalar olabilir. Mesela çok priz nanosaniye civarında bir tane çok fazla clock isterseniz o tip bir sistem size bunu sağlarken bazı zorluklar çekebilir. Clocklar resolution'ı şey yapabilirsiniz. 300 tane clock isterseniz CPU'dan, 300 tane timer isterseniz ya da... Hocam timer ne kadar cycle mı yani, nasıl bir şey? 300 tane timer derken o anki şeyi mi yani clock... Zamanı saymasını istiyorsunuz. Bir şeyin, iki şey arasında geçen zamanı saymak istiyorsunuz. Birçok proses... Ya timer her şeyde gerekir. Timer'ın gerekliliği bir şey düşünemiyorum. Hocam timer gerekliliği için clock derken bir zaman olarak clock var, bir tane işlemciyi verdiği clock var ya, eğer bir şey cycle olarak. Hani... Hayır, işlemcinin bizim şu anda baktığımız, biz user olarak baktığımız clock, işlemciden request ediyoruz bir tane timer. Onun zamanı, onun resolution'u nanosaniye olanı clock real-time diyoruz. Onun resolution'u mikrosaniye olanı, işte bu TMR'dı, o XSI mıydı? Yani XSI olarak şey yapıyoruz. External clock'ti hala... şey için, precise size timer verebilmesi için external bir clock ihtiyacı vardır. Şey, o yüzden ne bileyim ileride füze yönetimi şu gibi bu gibi şeyler için bir embedded sistem arıyorsanız Raspberry'ye güvenmeyin. Real-time clock olan bir tane alın. Bununla ilgili çok şey anlatabilirim. Yani clock'un yanlış kullanımı, işte fazla clock kullanımı, örneğin şu Saddam'ın füzeleri olayı vardır. Hadi burada anlatayımdır, geçeyim. Şey sırasında şu Saddam bir ara ne zaman Saddam kalmadı artık. Çok evet, Saddam bile hatırlamıyorsun. Saddam ne zaman Kuveyt'e saldırıp aldı? 90'da hocam. Yaşıyor muydunuz şu anız? Ben yaşıyordum hocam. Tamam, değil. O zaman böyle ilk düzü şey Saddam'ın skutları var. Rusya'dan almış. Harbi füze. Saddam canı sıkıldıkça onları Arabistan'a atıyordu. Bunun üstüne karşısına Petroid'in ilkini getirdiler. İlk başlarda aslan gibi çalışıyor Petroid. Atıyor Saddam vuruyor bunlar. Atıyor Saddam vuruyor bunlar. Sonra bir şeyler oldu. Atıyor Saddam Petroid yanlış yere vuruyor. Pıt. Olaydan 6 yıl sonra açıkladılar. Real-time clock'ta hata varmış. İlk başta vuruyor çünkü yani normal zamanda, normal bir tane zamanımız olduğunu düşünün. Bir de arkadaşın içinde kloğu var. Bir füzenin içindeki kloğun spesiyel olması lazım. Gidip ben o arkadaş hazır attım, gitsin bu şeyden, yani GPS uydusundan bağlanıp oradan kloğu alsın, hohoy! O zamana kadar vurur bu arkadaşı. Kendi içinde internal kloğu var. O kloğda hata olduğu için sistem oturuyor, bekliyor. Açıyorsunuz, Saddam füze alsın diye bekliyorsunuz. Clock sıfırdan başlıyor. Clock'ta hata var. Hatalar birikiyor. Saddam'ın sonraki füzeler vurulmuyor. Saddam'ın sonraki füzeler küt, Suud'da. Timer böyle önemli bir şey. İkide bir açıp da kapamıyorsunuz zıkkımı. Ne zaman atacağı belli değil arkadaşım. O yüzden timer önemli bir şey. Real-time clock bayağı önemli bir şey. CPU'nun clock'una tam critical olaylarda CPU'nun clock'una %100 güvenmek hatadır. Hocam bazı satılan CPU'larda içinde real-time clock mesela. Ama artık yenileri çıkıyor. İşte Saddam zamanında yoktu öyle. Olsaydı. Yani şeylerde, yeni şeylerde... Mikrocontroller'a da var. Yeni generation mikrocontroller, Lan yeni generation diyorum, siz hep bunu gördünüz aslında. Okuyorum, eskileri de gördüm. Hocam, real-time epoch'tan itibaren döndü mü? Hep epoch! 1970! Tutmamız gerekiyor, çok önemli. Hocam o external olanlarda cycle sayıyoruz değil mi? Orada kendisi... External olanlar... Clock size verdi aslında. Bir kare dalga.
Onun periyodu var bir tane. Karadağ Bey en kötü